Her canlı ölümü tadacaktır. 2020 birçok insanın sevdiklerini kaybettiği bir sene oldu. İlahiyat camiaları olarak bizler de çok değerli birçok hocamızı rahmeti rahmana uğurladık. Bu videoda 2020 senesi içerisinde kaybettiğimiz hocalarımız yer almaktadır. Allah onların ilimlerinden istifade eden bizlere, onlara layık talebeler ve sevabı ebedi sürecek sadakaları olmayı nasip etsin. Mahallede ilkokula gittiğimiz dönemlerde çocuklar bir araya geliriz, böyle oturur konuşuruz oyun oynarken. Konuşulan konu, bu hafta nerede mevlid var? Hangi camide kim vaaz ediyor? Çocuk için önemli bir şey değil ama o gün önemli. Çünkü çok önemli bir şey. Oraya gideceğiz, namaz kılacağız. Hatta mevlitte belki bir sakalı şerif ziyareti de olacak. Profesör Doktor Ali Osman Koçkuzu, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Konya'nın Karatay ilçesinde 1936'da dünyaya gelen Koçkuzu, hafızlığını Meram ilçesindeki Bulgur Tekkesi Camii'nde tamamlamıştır. Yine ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu ilçede almıştır. Şehrin manevi mimarlarından Hacı Veysade Mustafa Sabri Kurucu'nun tedrisatında küçük yaştan itibaren İslami ilimler okuyan Koçkuzu, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ndeki öğrenimi sırasında Muhammed Tayyip Okiç gibi dönemin önemli hocalarına asistanlık yapmıştır. Yüksek lisansını hadiste nasih mensuh meselesi üzerinde gerçekleştiren hocamızın doktora çalışması ise rivayet ilimlerinde haber-i vahidlerin itikat ve teşri yönlerinden değeri üzerinedir. Hocamız Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Fransızcayı iyi derecede bilmekteydi. Ve bütün akademik hayatını Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde geçirerek 2004 senesinde emekli olmuştur. Ali Osman Koçkuzu eğitim aldığı hocaları kadar yetiştirdiği talebelerle de anılmayı hak etmektedir. Kendisi Muhittin Uysal, Seyit Avcı ve Zekeriya Güler gibi nice ilim insanlarına hocalık etmiştir. Ali Osman Koçkuzu'nun eserlerinden bir kısmı. Rivayet ilimlerinde haber-i vahidlerin itikat ve teşri yönlerinden değeri. Mesnevi'de Hazreti Peygamber. Bir müderrisin sürgün yılları, Abdullah Fevzi Efendi. Hocamız 29 Kasım 2020'de Konya'da vefat etmiş ve cenazesi ikindi namazından sonra Araplar Mezarlığı Musallası'nda kılınan namazının ardından buraya defnedilmiştir. Hazreti Peygamber'i çok seviyoruz. Gönlümüzde çok özel bir yeri var. Adı anıldığı zaman dualar okuyoruz. Salatü selam getiriyoruz. Bunlar harika şeyler. Ama insan gerçeğini düşünürseniz sevmek her şeyden önce bilgi işidir. Profesör Doktor Hasan Onat, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hasan Onat, 1957'de Çankırı'nın Eldivan ilçesinde doğmuş ve burada ilkokul tahsilini tamamlamıştır. Ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuyan hocamız, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olarak aynı fakültede İslam Mezhepleri Tarihi kürsüsüne asistan olmuştur. Emeviler Devri Şii Hareketleri isimli teziyle 1986'da doktor unvanını almış, 1987'de yardımcı doçent, 1989 tarihinde doçent, 1995'te ise profesör olmuştur. Londra, Manchester ve Roma'da hem araştırmacı hem de öğretim elemanı olarak görev almıştır.
1999-2002 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi'nin dekanlığını yürütmüştür. İngilizce, Arapça ve Farsça bilen Hasan Onat, evli ve iki çocuk babasıdır. Hocamız Sönmez Kutlu, Osman Aydınlı, Cemil Hak Yemez gibi değerli akademisyenlerin de içinde bulunduğu 40'ın üzerinde hocaya danışmanlık yapmıştır. Hasan Onat'ın eserlerinden bir kısmı şunlardır. İslam ortak paydası ve mezhep gerçeği. Türkiye'de din anlayışında değişim süreci. 20. asırda Şiilik ve İran İslam devrimi. Elbette bu eserleri dışında kendisinin toplamda 100'e yakın eseri mevcuttur. Hocamızı 26 Eylül 2020 tarihinde kaybettik. Kur'an, Hazreti Peygamber'e indirilmiştir. Onu en iyi anlayan O'dur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i aşarak dini anlama ve doğru bir biçimde yaşama imkanı yoktur. Mahmut Kavaklıoğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Mahmut Kavaklıoğlu 1960 yılında Samsun'da doğmuştur. 1983 senesinde 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş ve 1989 senesinde Suyuti'nin El-Behçetü's-Seniyye bir Esma-in Nebeviyye adlı eseri isimli yüksek lisans çalışmasını bitirmiştir. 1995 yılında Sünnette İtidal isimli teziyle doktor olan hocamız, 1996'da yardımcı doçent, 2005'te doçent, 2011'de profesör unvanını almıştır. Hocamızın eserlerinden bir kısmı şöyledir. Kaynak tetkiki açısından İmam Malik, Abdurrezzak mukayesesi. Hazreti Peygamber'in sünnetinde orta yol. Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse imamlarının hadis kabul şartları, tercüme. Bunların dışında özellikle Hazreti Peygamber'in örnekliğini ön plana çıkaran onlarca makalesi bulunmaktadır. Değerli hocamız 8 Eylül 2020'de vefat etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak ümmetine talim etmiş. Yaşayan bir Kur'an olarak ümmete rehberlik etmiş olması hasebiyle onun en gür pınarı Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Profesör Doktor Yusuf Işıcık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi. Yusuf Işıcık 1949 yılında Konya'ya bağlı Divanlar Köyü'nde doğmuştur. İlk ve orta eğitiminin ardından 1973'te de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirmiştir. 1970-1977 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatiplik, Vaizlik ve İl Müftü Yardımcılığı vazifelerini yürüten hocamız daha sonra meslek dersleri öğretmenliği yapmıştır. Kendisi 1977 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nde açılan sınavı kazanarak burada tefsir asistanlığı görevine başlamıştır. Enstitü, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adını alınca buraya tefsir öğretim görevlisi olarak atanan Yusuf Işıcık, 1986 yılında Kazeruni ve Tefsirdeki Metodu isimli çalışmasıyla doktor unvanını almıştır. 1988 yılında doçent ve 1996 yılında da profesör olmuştur. Hocamızın eserlerinden bazıları şunlardır. Kur'an meali. Kur'an'ı anlamada temel ilkeler. Kur'an'ı anlamada temel bir problem, tevil. Çok velut bir isim olan Yusuf Işıcık'ın daha birçok akademik çalışması mevcuttur. Kendisi 24 Kasım 2020'de vefat etmiştir.
Nevaya mutrubu çengi, figan avete herçengi, vere saki hata kengi, neşoyin dil jive jengi. Profesör Doktor Abdülbaki Turhan, Dicle Üniversitesi eski dekanı. Abdülbaki Turhan, 1937 yılında Diyarbakır, Kocaköy, Karaz'da dünyaya gelmiştir. Kendisi bölgede mala mela olarak bilinen saygın bir aileye mensuptur. Bölgenin hatırı sayılır alimi Molla İsmetullah'ın yanında dini tedrisat alan Abdülbaki Turhan, ilk ve ortaokulla liseyi dışarıdan bitirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atandığı Diyarbakır'da İmam Hatip olarak görev yaparken üniversite sınavlarına girmiş ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne girmeye hak kazanmıştır. Mezuniyetini müteakiben bir müddet öğretmenlik yapmıştır. İlerleyen süreçte de Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne öğretim görevlisi olmaya hak kazanmış ve 1993 yılına kadar burada tefsir ve Arapça derslerine girmiştir. Kendisinin de büyük katkılarıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Kısa bir süre sonra dekan olarak fakültede göreve başlayan Abdülbaki Turhan, emekli oluncaya kadar bu görevini sürdürmüştür. Hocamızın çalışmalarından bazıları: Melaye Cüziri Divanı ve Şerhi, Kur'an-ı Kerim'deki Yeminler. Abdülbaki Turhan 9 Kasım 2020'de vefat etmiştir. Müslüman ülkelerin elbette ki rehber olarak kendine edindikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'dir. Doçent Doktor Abdurrahman Daş, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Abdurrahman Daş, 1960 yılında Pertek'te doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamlamıştır. 1981 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan hocamız, bir yıl sonra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1996'da Isparta Tarihi ve Günümüz İnanç Coğrafyası teziyle yüksek lisansını, 2003 yılındaysa Osmanlılarda Münşaat Geleneği ve Hoca Saadettin Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Münşaatı adını taşıyan teziyle de doktorasını tamamlamıştır. Kültürel faaliyetlerde sık sık yer alan Daş, ilin sorunlarının çözümüne katkı sunmak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif rol oynamıştır. Hocamız 2019 yılında doçent olmuştur. Abdurrahman Daş evli ve iki kız babasıdır. Hocamızın eserlerinden bazıları: Konya İli Kütüphaneleri Münşaat Mecmuaları Bibliografyası, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'nin Tarihçiliği ve Münşaatı şeklinde sıralanabilir. Abdurrahman Daş, 20 Eylül 2020 tarihinde vefat etmiştir. İnsan da düşebilir, toplumlar da düşebilir, medeniyetler de düşer. Ama düşen Allah'ın dışında her şey. Allah kayyumdur, kayyumdur. Doktor öğretim üyesi Mahmut Kanık, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski öğretim elemanı. Mahmut Kanık, 1951 yılında Kırşehir'in Toklumen ilçesinde doğmuştur. Kayseri İmam Hatip Lisesi'ni bitiren hocamız, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünden 1975 senesinde mezun olmuştur. Çeşitli liselerde yabancı dil öğretmenliği yapan Kanık, 1977-1983 seneleri arasında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nde İslami Türk Edebiyatı ve Fransızca dersleri okutmuştur. 1983 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlahiyat Fakültesi'ne dönüşmesiyle birlikte Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kanık'ın doktora çalışması, Sartre'ın tiyatrosundaki özgürlük ve boyun eğme temaları üzerinedir.
hocamız edebiyat, sanat ve düşünce ağırlıklı çalışmalar yapmıştır. Çeşitli dergilerde şiirleri de yayımlanmış ve daha çok tasavvuf alanındaki çevirileriyle tanınmıştır. Edebiyat, sanat ve fikir bakımından diriliş akımı anlayışı alanında etkili olmuştur. Yazıları Diriliş, Yedi İklim, Hece, Bürde, İpek Dili, Kitap Dergisi, Bursa'da Sanat ve Edebiyat, Bursa Furkan Günlüğü, İnkaya Çınarı, Revizyon gibi dergilerde yayımlandı. Güvercin Gerdanlığı çevirisiyle 1985 Türkiye Yazarlar Birliği Çeviri Ödülünü aldı. Mahmut Kanık, 28 Eylül 2020 tarihinde Bursa'da vefat etmiştir. Mehmet Emin Yekteş, 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Yekteş de 2020 senesi içerisinde kaybettiğimiz değerli hocalarımızdan bir diğeridir. İsmini burada zikrettiğimiz ve unuttuğumuz tüm hocalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Rabbimiz mekanlarını cennet eylesin. Amin.